8 Ocak 2023 tarihli Amiral Cemgür Gürdeniz'in köşe yazısı Uzayın küresel jeopolitiğe etkisi İnsanoğlu doğal habitatı olan karada sürekli yaşam kurmaya devam ettiği sürece savunma, güvenlik ve refaha temelde karaya odaklı olacaktır. Diğer yandan karadaki insan faaliyetleri, savunma, güvenlik ve refah boyutlarında denizle kalıcı şekilde iç içedir. Denizde arşiment kanunları çerçevesinde sağlanan yüzebilirlik ve hareketlilik sayesinde inşa edilen gemilerde İnsanın karadaki gibi yaşamını sürdürebilmesi mümkün olmuş ve bu sayede deniz hakimiyeti küresel jeopolitiğin ayrılmaz parçasına dönüşmüştür. O nedenledir ki tarih boyunca jeopolitik bugün olduğu gibi kıtayla deniz güçleri arasındaki mücadeleden etkilenmiştir. Uzayın yer küreyle jeopolitik etkileşimi. İnsanoğlu yer çekiminin olduğu atmosfer içinde ve yer çekiminin olmadığı atmosfer ötesi dış uzayda okyanuslar ve denizlerde olduğu gibi sürekli varlık gösterecek ve karalardaki olayları etkileyecek boyutlarda kalıcı yeteneklere kavuştuğunda uzay, yer küreci ve politiğinin ayrılmaz parçası olacaktır. Dünyada yaşanan tüm savaşlar ve askeri mücadeleler karada bir alanın sürekli egemenlik kurulacak şekilde işgaline, denizde ise kritik düğüm noktalarıyla yoğun ticaret gemisi rotalarının savaş gemileriyle kontrolünden geçmektedir. Atmosfer içinde yer çekimine bağlı olarak hareket eden hava unsurları her iki alanda destekleyici unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu unsurlar füze saldırıları, hava bombardımanı, satık kuvvetlerinin karada ve denizde taktik hava desteği gibi taktik ve stratejik sonuçları olan askeri operasyonlarda kullanılmaktadır. Yer çekiminin olmadığı atmosfer ötesi uzay ortamında silah kullanımı yasak olmasına rağmen bu ortam hem ateş gücü hem de iletişim gücü ortamı olarak kullanılmaktadır. Bu çerçevede uzayı kullanan kıtalar arası balistik füzeler ve geliştirilmekte olan lazer gibi uydu temelli sistemler üzerinden ateş gücü alanında Uydular üzerinden kara, deniz ve havadaki tüm faaliyetler istihbarat, bilgi ve iletişim gücü alanında destek olmaktadır. Dolayısıyla kara ve denizdeki gibi mekan kavramının kesin olmadığı sonsuz bir boşlukta, insanoğlunun yerküredeki jeopolitini etkileyecek en önemli coğrafi unsurlar, bugün için balistik hüzelerin yörüngeleriyle uyduların yörüngesidir. Gelecekteki teknolojiler çerçevesinde yerküredeki faaliyetleri etkileyecek diğer bir alan, başta ay olmak üzere, Diğer gök cisimlerinin başta değerli metaller olmak üzere kaynaklarıdır. Önce roketler, sonra uydular ve uzay araçları. Uzayla ilgili ilk bilimsel çalışmayı 19. yüzyıl son çeyreğinde yapan Rus bilim adamı Konstantin Siyokalski, uzaya gidebilmek için gerekli olan hızın teorisini tespit etmiş bilim adamıydı. Herhangi bir okula gitmeden kendi kendini yetiştiren bilim adamının roket planları ve uzay teorileri henüz ilk uçak havalanmadan 1911 yılında kitaplarda yerini almıştı. Bir mektubunda Dünya insanlığın beşiğidir ama bir canlı sonsuza kadar beşikte yaşayamaz demişti. Uzayı önce roketler sonra uydular kullanmaya başladı. 1957 yılında Sovyetlerin ilk kıtalar arası balistik füzeyi uzayı kullanarak fırlatmasıyla yarış başladı. Aynı yıl Sputnik olarak bilinen ilk uydusunu atmosfer dışına göndermesiyle yarış hızlandı. 1961'de Rus Yuri Gagarin uzaydaki ilk astronot olarak tarihteki yerini aldı. Bu başarı ABD için büyük bir şoktu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman bilim adamı Von Braun'la başlayan Amerikan uzay çalışmaları soğuk savaş rekabeti içinde ivmelendi. Sovyet başarıları üzerine ABD önce Merkuri, daha sonra Apollo programlarını başlattı. Amerikan Başkanı Kennedy, 25 Mayıs 1961'de, 1960'lar bitmeden Amerika mutlaka Ay'a bir insan yollayacak ve emniyetle geri getirecektir demişti. Bu hedef 1969 yılında başarıldı. Amerikan bayrağının aya dikilmesiyle uzayda jeopolitik mücadele başlamış oldu. Ancak bu başarıdan sonra Amerikan kamuoyunun ve hükümetinin uzaya ilgisi kademeli şekilde azaldı. Apollo projesinin yerine 1973'te insanlı uzay laboratuvarına geçtiyse de bu proje kamuoyu ve dünyanın ilgisini çekmedi. Diğer taraftan 1967'den itibaren Sovyetler de Soyuz projesiyle uzayda insanlı laboratuvar uygulamasına geçti. Soyuz'u 1971'de Salyut 1 uzay istasyonu projesi takip etti. Apollo ve Soyuz'un 17 Temmuz 1975'te yörünge üzerinde bir araya gelip buluşması süper güçler arasında ilk kez uzayda işbirliğini gerçekleştirdi. Bu müsbet ortam ülkelerin daha sonra Inmarsat, Intelsat, Cosbas ve Sarsat gibi ortak projelerde birlikte hareket etmesini sağladı. Bu dönem sonrası 1986 yılında Sovyet Mir Uzay İstasyonu projesi başlatıldı. Mir 2001'de hizmet dışına çıktı. Daha sonra Uluslararası Uzay İstasyonu projesi hayat buldu. Atmosfer dışında alçak yörüngede konumlandırılan ISS, 1998 yılında Ruslar tarafından başlatıldı. ABD, Kanada, Japonya ve Avrupa Uzay Ajansı'nın katılımıyla 2011 yılında tamamlandı. Bugüne kadar 19 ülkeden 240 astronot ISS'te görev yaptı. 1981-2011 arasında Amerikalılar uzay mekiği projesiyle uzay istasyonlarına insanla ulaştırma hizmeti verecek projeyi yürüttü. Diğer yandan uzayda 400 uydusu olan Çin, Eylül 2011 ve Nisan 2018 arasında Tiangong-1 adlı uzay istasyonunu başarıyla alçak yörüngede konumlandırarak bir ilki başardı. 2012'de istasyonda ilk taykonotlar görevlendirildi. Çin 3 Ocak 2019 tarihinde de Change 4 isimli uzay aracını ayın karanlık yüzüne indirerek ilk ay keşif görevini başardı. 2021 sonrası yenilenen Tiangong uzay istasyonuna Kasım 2022'de 6 taykonot göndererek İnsanlı uzay istasyon faaliyetlerini devam ettiriyor. 2022 ABD içinde uzayda büyük atılımlara sahne oldu. İlk kez ay için roketle ayın etrafında görev yapacak Orion uzay aracı gönderildi. Tarihte ilk kez bir göktaşının insan müdahalesiyle yer değiştirmesini başardılar. Kritik coğrafi unsur olarak uydu yörüngeleri. Askeri uzay stratejistlerine göre uyduların termosferdeki yörünge coğrafyası küresel jeopolitiği etkileyen bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Atmosferin termosfer tabakasındaki derinliği deniz seviyesinin üzerinde 80 ila 800 kilometre arasında değişen bir değerdir. Termosfer ve ötesi uydu ve uzay araçlarının yer çekimi olmaksızın konuşlandırıldıkları dış uzay bölgesidir. Yerküre alçak irtifa yörüngesi 160 ile 2000 kilometre arasında, Yerküre orta irtifa yörüngesi 2000 ile 35000 kilometre arasında, coğrafi senkronizasyon yörünge ve sabit yörünge ise 35000 kilometre irtifaya sahiptir. Bu değerin üzeri ise yerküre yüksek irtifa yörüngesinin kapsadığı alanları teşkil ediyor. Diğer yandan ayın yörüngesi 285 bin kilometredeyken 385 bin kilometre üzerindeki her türlü yörünge güneş uzayına girmektedir. Yerküredeki jeopolitiği etkileyen en önemli kademe yerküre alçak irtifa yörüngesidir. Özellikle iletişim ve askeri uydular buradadır. Bu bölgenin kontrolü yerkürenin satını kontrol etmek isteyenlere çok büyük avantaj sağlar. Alçak irtifa yörüngesi aynı zamanda atmosfer direnci olmadığından ayın ötesine gitmek isteyen uzay araçlarının uzay istasyonlarından yakıt alabileceği bir alandır. Uzayda bu tip istasyonların kurulması gelecek keşifler için önemlidir. Gelecekte güneş ışığını yerküreye yansıtarak aydınlatma ve enerji sağlayacak projelerin uydu sistemleri de bu irtifayı kullanacaktır. Alçak irtifa yörüngesinde kesin durumsal farkındalığı ve dolayısıyla kontrolü tesis eden bir devlet ciddi jeopolitik üstünlük sağlayacaktır. 2022 yılında büyük çoğunluğu alçak irtifa yörüngesinde olmak üzere 4852 adede aktif olmak üzere 8261 uydu hareket halindeydi. Uzayda 3000 ölü uyduyla 34000 uydu enkaz parçası mevcut. Uzay ve rekabet Uzay, askeri yeteneklere başta komuta, kontrol, muharebe ve istihbarat alanlarında uydular üzerinden sağladığı büyük destek sayesinde Soğuk Savaş'ın en önemli rekabet arenalarından birisi oldu. Uzayda en ileri konumda olan ABD, 80'lerin sonunda Sovyetleri özellikle stratejik savunma girişimiyle dize getirmişti. Yıldız Savaşları adıyla da anılan bu girişim, atmosfer dışını kullanacak balistik nükleer füzeleri uçuş anında uydular, lazer sistemleri ve kinetik silahlarla çok önceden imha etmeyi hedefliyordu. Sovyetler yeni bir silah yarışını yürütebilecek kaynaklara sahip olmadıklarından geri adım attılar. Putin'in Rusyası bundan ders aldı. Rusya kısa bir duraksama geçirse de Yeltsin döneminde dahi uzay çalışmalarını aksatmadı. Özellikle son 15 yılda özellikle hipersonik füzelerle uydu savar teknolojiler üzerinde hızlı bir gelişme gösterdiler. Balistik füzeler varış noktasını tahmin etmeyi olanak veren belirli bir yörünge takip ederken sesten 20 kat hızlı giden hipersonik füzeler yörüngeye ihtiyaç duymadan varış noktasına çok kısa ikaz süresi içinde hareket edebiliyor. Bu durum füze savunma sistemlerini işlevsiz hale getirecek derecede zorluyor. Bu nedenle hipersonik füzelerin uzayda konuşlu yüksek enerjili lazer sistemleriyle donatılacak uydular sayesinde durdurulabilmesi yatırım ve araştırma konusu olmaya devam ediyor. Diğer yandan Rusya'yı izleyen Çin'in son 20 yılda sergilediği kazanımlar ve başarılar sonucu uzayda 3 büyük gücün rekabeti artmış durumda. Uydu yörüngelerinin kontrolü, kıymetli nadir metalleri içeren yörüngedeki göktaşlarından kaynak çıkarılması ve dünyaya getirilmesi gibi faaliyetler bugün olmasa da yakın gelecekte uzay jeopolitiğinde önemli faaliyet alanlarına teşkil edecektir. Uydu savar sistemler Küresel jeopolitikte asli oyuncu olan devletler, uzaydaki rekabet sürecindeki yerlerini, Özellikle yerküre alçak görünge uydulara karşı geliştirecekleri roket ve silah sistemleriyle korumaya çalışmaktadırlar. Günümüzde uydular çok geniş spektrumda kullanılmaktadır. Sivil maksatlar dışında savunma ve askeri strateji alanında istihbarat uyduları, komuta kontrol uyduları, navigasyon uyduları, arama kurtarma uyduları yanı sıra balistik füze saldırılarını ilk fırlatma anından itibaren takip edebilen uydu sistemleri geniş yetenek havuzu içinde değerlendirilebilir. Bir kriz büyük güçler arasında sıcak savaşa dönüştüğü anda askeri maksatlara hizmet eden uydular öncelikli hedef olacaktır. Özellikle nükleer bir savaşta ilk darbede bulunacak ülke önce rakibin erken uyarı uydularını imha edecek ve hemen ardından kıtalar arası balistik füzeleri ateşleyecektir. 1967 Dış Uzay Anlaşması uzayda nükleer silahların kullanılmasını yasaklıyor. O nedenle ülkeler uydu imhasında kinetik enerji ve lazer gibi sistemlere yöneliyor. Nükleer silah kullanıldığında kazanan olmuyor. Zira yaratılan elektromanyetik pas tüm uyduları kör ediyor. Yıllar içinde ABD dahil birçok ülke ASAT teknolojisini geliştirdi. Bu silahlar yerden veya yüksek irtifada uçan savaş uçaklarından ateşlenen kinetik silahlar olduğu gibi yasak olmasına rağmen uydulardan ateşlenebilecek lazer tipi silahlar da olabiliyor. Günümüzde devletler bu yeteneklerini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi uyduları üzerinden fiilen test ediyorlar. Örneğin Çin, 2007'de meteoroloji uydularından birisini ASAT füzesiyle imha etti. 2020'de Rusya iki ayrı test atışıyla Asad füzelerini denedi. Ancak 15 Kasım 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler uzaydaki enkazı azaltma prensipleri dokümanına aykırı olarak Nudol Asad füzesiyle 1.7 ton ağırlığında oldukça büyük Kozmos 1408 adlı hurdaya çıkmış ve 500 km irtifada bulunan Sovyet uydusunu imha etmesi meydana getirdiği 1500 parçalık enkaz nedeniyle dünya çapında tepki aldı. Saniyede 8500 mil hızla yaratılan çarpışma sonucu uzaya dağılan enkaz, yörüngede bulunan diğer uydulara ve uzay istasyonuna tehlike yaratmaya devam ediyor. Bu enkazın 5 yıl yörüngede dolaşacağı bekleniyor. Rusya 15 Temmuz 2020 tarihinde de Kozmoz 2543 isimli denetleme uydusundan bir başka hareketli sistemi fırlatarak yakındaki bir başka Rus uydusuna yaklaşacak şekilde kullanmış ve bu durum uzay güçleri tarafından eleştirilmişti. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler'in uydu sistem denemelerini yasaklaması konusunda bir moratorium yayınlaması beklenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri de ilk fiili uydu imhasını 1985 yılında F-15A jetinden 12 kilometre irtifada fırlatılan Havadan fırlatılan minyatür araçla gerçekleştirdi. Ancak uzaya enkaz yayılınca Kongre programı 1987'de durdurdu. ABD daha sonra 21 Şubat 2008'de arızalanan istihbarat uydusu USA 193'ü Pasifik Okyanusu üzerinden yaklaşık 247 kilometre irtifada Aegis sınıfı muhripten ateşlenen bir standart 3 füzesiyle imha etti. Sonuçta 174 parçalık bir enkaz yaratıldı ve son parça bir yıl sonra atmosfere giriş yaptı. Enkazlar zaman zaman ciddi tehlikeler yaratmaya devam ediyor. 2007 yılında Çin'in imha ettiği uydunun enkazı 2013 yılında Rus uydusuna çarparak imhasına neden olmuştu. Uzayda alçak yörüngede 50 yıldır dolaşan Sovyet enkazlarının mevcudiyeti göz önüne alınırsa enkazın yörüngede kalma olasılığı yüksektir. Uzayda durumsal farkındalık. Şüphesiz asat silahların kullanılmasına olanak sağlayacak en önemli unsur uzaydaki durumsal farkındalıktır. Kendi uydularını takip kadar diğer devletlere ait uyduların ve enkazların hassas mevkilerinin tayin edilmesi ve hedeflenebilmeleri asat silahların kullanılmasında vazgeçilmez önemdedir. Rusya 15 Kasım 2021 testiyle durumsal farkındalık alanındaki durumunu ortaya koymuştur. Diğer yandan ABD'nin 1999 yılında başlattığı Boeing X-37B isimli alçak yörünge uzay uçağı projesi 2004 yılından itibaren aktif olarak kullanılıyor. Bu insansız uçak son olarak ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı emrinde 12 Kasım 2022 tarihinde sona eren 908 günlük görevini başarıyla tamamladı. X-37B'nin uzayda durumsal farkındalık yaratılmasına yönelik uçak olması yanında alçak görüngede bulunan rakip devlet uydularına karşı uydu savar sistemlerle donatılabileceği konusunda pek çok değerlendirmeler medyada yer aldı. ABD hükümeti 2014 yılında Lockheed Martin firmasıyla dış uzaydaki uydularla yörüngedeki eksi 10 santim çapındakilere kadar enkazları takip edecek S-Band radar projesi başlattı. 2020 Mart'ında tamamlanan ve uzay çiti adı verilen bu proje sayesinde takip edilen uydu ve enkaz sayısı 20.000'den 100.000'e çıkarıldı. Bu sistem ayrıca lazerle bir uydu düşürüldüğü takdirde lazerin kaynağını da tespit edebiliyor. Uzay Hukuku Uzayda devletlerin yetki ve faaliyetlerini düzenleyen en eski anlaşma 1967 Birleşmiş Milletler Dış Uzay Anlaşması'dır. Uzayın barışçıl amaçlarla kullanımını düzenleyen bu anlaşmada uzayda ve ayda işgal, ulusal sahiplenme ile egemenliği ve nükleer silahların kullanımını yasaklıyor. Bu anlaşmanın eksikliklerini tamamlamak için 1979 yılında Birleşmiş Milletler organları tarafından hazırlanan Ay Anlaşması, ülkelerin ay ve diğer gök cisimlerindeki faaliyetlerini düzenlemeye yönelik olarak geliştirildi. Faaliyetler sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıklardaki yargı yetkisini uluslararası kuruluşlara devreden bu anlaşma, insanlı uzay programı uygulayan devletler tarafından onaylanmadığından etkisiz kalmıştır. Türkiye bu anlaşmaya taraftır. Diğer yandan 13 Ekim 2020 tarihinde ABD liderliğinde bir araya gelen Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, İngiltere, Kanada, Lüksemburg ve Avustralya Artemis anlaşması adı altında uzayda işbirliği anlaşması imzaladılar. İmzacıların sayısı bugüne kadar 23'e erişti. Türkiye henüz imzacı değil. Dayanağı 1967 tarihli Birleşmiş Milletler Dış Uzay Anlaşması olan Artemis Anlaşması, uzay keşiflerinde işbirliği ilkeleriyle Ay, Mars, kuyruklu yıldızlar ve göktaşlarının barışçıl amaçlarla kullanılmasına yönelik düzenleyici kuralları kapsıyor. Bu anlaşmayı Rusya ve Çin imzalamadı. Zaten her iki ülkenin uzayda ABD ile işbirliği yapma olanağı bulunmuyor. Rusya Ukrayna Savaşı sonrası Uluslararası Uzay İstasyonu programından da çekildi. Rusya ve Çin'in Artemis anlaşması ile ilgili en büyük endişesi Artemis anlaşmasında yer alan ayda tesis edilecek güvenli bölgelerdir. Ülkelerin ayda karşılıklı müdahalesini önlemek için ilan edecekleri emniyet bölgeleri doğal olarak diğer tarafların hareketlerini kısıtlayacaktır. Rusya ve Çin Artemis anlaşmasındaki güvenlik bölgesi uygulamasını işgale yakın sahiplenme olarak değerlendiriyor. 1967 anlaşmasıyla uzayın sadece barışçıl maksatlar için kullanılacağını belirtmekle beraber barışçıl kavramların neleri kapsadığı detaylandırılmıyor. Diğer yandan 1967 yılında uzayda özel sektör mevcut değildi. Bugünse mevcut. Rocket Lab, Blue Origin, Virgin Galactic ve SpaceX gibi Amerikan şirketleri kamu ile işbirliği içinde kalarak bu alanda liderlik ediyorlar. Kazanma duygusuyla özel sektör yakın gelecekte kamu sektöründen öne çıkabilir. Uzay endüstrisinin bu şekilde özelleştirilmesi Amerikan askeri endüstriyel yapısının da önüne büyük fırsatlar çıkarıyor. 16. yüzyılda İngiltere'nin kurduğu Batı Doğu Hint Adaları şirketi bu konuda güzel bir örnektir. Her iki firma uzak yerlere donanmadan önce gitmiştir. Diğer yandan ABD 1967 anlaşmasının ruhuna aykırı şekilde 2019 yılında askeri hiyerarşi içindeki uzay kuvvetleri komutanlığını kurdu. 1967 anlaşmasına göre uzayda kitle imha silahları ve nükleer füzeler gibi sistemler dış uzayda yörüngeye veya gök cisimlerine yerleştirilemez. Diğer yandan 1967 anlaşmasında lazere yönelik herhangi bir kısıtlama yoktur. Bu nedenle uzayın lazer silahlarıyla donatılması konusu gündendeki tartışmalı yerini koruyacaktır. Bu kapsamda NATO da uzay işlerine müdahalede gecikmedi. 2021 Haziran'ındaki NATO zirvesinde ilan edilen yeni strateji belgesinde uzayda NATO müttefiklerine yapılacak bir saldırıya karşı kolektif tepki verileceğini deklar etti. ABD Savunma Bakanlığı da uzayın muharip bir alan olduğunu ilan etmiş durumda. Tüm bu gelişmeler Rusya'nın 15 Kasım 2021 Asad denemesi sonrası yapılan eleştirilere rağmen uzayın askerileştirilmesinin tüm taraflarca sürdürüldüğünü gösteriyor. Uzayın askerileştirilmesi insanlığa tehdittir. Uzaya yönelik teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetleri şüphesiz insanoğlunun karadaki yaşantısına doğrudan katkı sağlıyor. Ancak uzaydaki rekabetin silahlı çatışmaya dönüşmesi kazananı olmayan bir sonucu dayatıyor. Uzay programları ve hedefler soğuk savaş rekabeti sayesinde yürütüldü ve geliştirildi. Günümüzde kullandığımız uydu temelli iletişim ve konumlandırma olanakları başta olmak üzere insan hayatını etkileyen pek çok alandaki faaliyetler uydulara bağımlıdır. Uzayda özellikle alçak irtifa yörüngesindeki uydu sisteminin uyum ve düzeninin ortadan kalkması sonuçları itibarıyla insanlığa çok pahalıya mal olacaktır. Daha da önemlisi bu uydular süper güçler arasındaki nükleer dehşet dengesinin denetleyicisi konumundadırlar. Herhangi bir süper gücün atmosfer dışına çıkarak hedefine ilerleyen uzun menzilli stratejik nükleer füzeleri algılayabileceği en önemli yetenek sahip oldukları gözlem istihbarat uydularıdır. Bu nedenledir ki ABD ile Sovyetler arasındaki SALT ve START serisi silah azaltma anlaşmalarının maddeleri içinde istihbarat uydularının hedef alınmasını önleyici tedbirler içerilmişti. Bugün gerek artan uydu savar sistemleri, gerekse alçak irtifa yörüngesinde dolaşan binlerce enkaz parçası, nükleer dehşet dengesini ilgilendiren istihbarat uydularına karşı risk oluşturmaktadır. Bu uydular imha edildiğinde, karşı tarafın ilk değerlendirmesi nükleer bir saldırının başladığı ikazı olacak ve kendi stratejik hüzelerini ateşleyebilecektir. İmha edilmese bile işlevsiz hale gelmesi durumunda da benzer değerlendirme yapılabilecektir. Her ne kadar 1967 anlaşmasında tamamen yasaklanmış olsa da uyduların çalışmasını engelleyecek bir diğer tehdit de uzayda nükleer infilağın oluşmasıdır. İnfilak sonrası oluşacak elektromanyetik pas yörüngedeki uyduları kör ve sağır yapacaktır. Bu silahı uzayda büyük nükleer güçler kullanmasa da küçük çaplı nükleer devletlerin dengesiz bir lideri tarafından kullanabilmesi göz ardı edilemez. Sonuç olarak 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna savaşı büyük güçler rekabet döneminin başlangıç savaşının en büyük fay hattı kırılmasıydı. 2023 bu fay kırılmasının artçı depremlerini her alanda artıracaktır. Bu alanlardan birisi de uzay olacaktır. Rusya'nın ISS programından çekilmesi, Çin'in uzayda her geçen gün daha iddialı projelerle ortaya çıkması, Artemis anlaşmasına Rusya ve Çin'in imza koymaması, uzaydaki rekabetin dünyadaki jeopolitik rekabetin bir yansıması olarak artacağını gösteriyor. Nasıl ki geçmişte Soğuk Savaş rekabet enerjisi Sovyet ve Amerikan uzay projelerini tetiklemişse, bugün yeniden başlayan Soğuk Savaş'tan çok daha şiddetli ve kapsamlı rekabet döneminin enerjisi uzaydaki mücadeleyi çok daha büyük boyutlara taşıyacaktır uzay gözetleme ve uydu takip sistemlerinin artması, asat silah testleri, ayda alan sahiplenmesi, yeni casus uydu sistemleriyle rakip devletlerin birbirlerinin en önemli uydularını yakın takibe başlamaları hız kazanacaktır. Kısacası uzay insanoğlunun kaçış ve huzur bulacağı bir alan olmaktan, yerküredeki jeopolitik rekabetin tamamen yansıtılacağı bir çatışma alanına dönüşecek her türlü unsura artık sahiptir. Uzayda yarışan uluslar 1967 Birleşmiş Milletler Dış Uzay Anlaşması'nın ruhu her geçen gün ihlal etmektedir. 13 Mart 2014'te ABD Savunma Bakanı Uzay Politikaları Müsteşarı Douglas Lavero Kongre'de şöyle demişti: "Uzay düşmanlarımızı caydıran, müttefiklerimize güven veren Amerikan güç intikalinin anahtarıdır." ABD bu sözün arkasında bugüne kadar durdu. Rusya ve Çin de bu sözün ruhuna uygun karşı reaksiyon süreçlerini fazlasıyla başlattı. Bu yazının sonunda şu değerlendirmeyi yapabiliriz. Eğer uzayda çatışma başlarsa dünyadaki büyük hesaplaşma geri dönülmez şekilde başlamış demektir.